Uyarı. Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kemik ağrısı. Kemik ağrısı, kemiklerde hissedilen sürekli veya aralıklı ağrıdır ve genellikle kemiğin kendisinden kaynaklanır. Bu tür ağrılar, travma, enfeksiyon veya kemik hastalıkları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Tedavi genellikle ağrının nedenine bağlı olarak değişir ve genellikle doktor tarafından yönlendirilir. Kemik ağrısının belirtileri etkilenen bölgedeki sürekli veya aralıklı ağrı, şişlik veya hassasiyettir. Ayrıca hareket ederken veya dokunulduğunda artan ağrı da belirtiler arasında yer alabilir. Bazen kemik ağrısına ateş veya yorgunluk gibi genel belirtiler de eşlik edebilir. Kemik ağrısının yaygın nedenleri arasında kırıklar, osteoporoz, enfeksiyonlar ve kemik kanserleri bulunur. Ayrıca kemiklerdeki dolaşım bozuklukları ve metabolik hastalıklar da kemik ağrısına neden olabilir. Romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem hastalıkları da kemik ağrısına yol açabilir. Kemik ağrısının teşhisi, doktorun tıbbi geçmişi değerlendirmesi ve fizik muayene yapmasıyla başlar. Genellikle röntgen, MR veya kemik taraması gibi görüntüleme testleri ile desteklenir. Kan testleri ve biyopside kemik enfeksiyonu veya kanseri gibi durumları teşhis etmek için kullanılabilir. Kemik ağrısının tedavisi, altta yatan nedenine bağlı olarak değişir ve genellikle ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi içerir. Enfeksiyon durumunda antibiyotikler, kemik kanseri gibi ciddi durumlarda ise cerrahi müdahale ve kemoterapi gerekebilir. Ayrıca yaşam tarzı değişiklikleri ve destekleyici cihazlar da tedavi planının bir parçası olabilir. Kemik ağrısına evde iyi gelebilecek yöntemler arasında sıcak ve soğuk su torbası, hafif egzersizler ve düzenli masaj yapmak bulunur. Bu yöntemler kan akışını artırarak veya kasları gevşeterek ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca dinlenmek ve stresten kaçınmak da kemik ağrısını azaltmada etkili olabilir. Teşekkür ederiz.